Ne bu saçmalık? Ha? Ne demek bu? Ne buldun da gelip bunu yapıyorsun? Otele gitmiş Nil Hanım. Ahmet'in ölüm saatine uygun bir zaman diliminde. Baş başa konferans salonuna giriş yapıyorlar. Görüntü var elimde. Nasıl? Yeterli mi? Tatmin etti mi? Bu mu delilin? Neyi ispatlar? Onu ifadesinde göreceğiz. Ayrıca öyle müvekkilim için araştırma yapmaya gittim falan diyemez. Olay yerine gidemez çünkü yetkisi yok. Ceylin, bu senin yeğeninin nişanı. Bekleyebilirdin bitişinde ya da ne bileyim Nil eve gittiğinde alabilirdin. Hiç mi insafın yok? En azından onlar için erteleyebilirdin. Gerçekten umurunda mı nişan? Parla ya da Çınar? Yoksa ilk kez ailene takdim ettiğin kız arkadaşının imajını mı düşünüyorsun? Bu kadar mı nefret ediyorsun benden? Nefret ne kadar büyük bir duygu ya. Çok büyük, taşıması o kadar ağır. İçimdeki acıdan öyle büyük duygulara yer yok benim. Sana karşı hissettiğim herhangi bir duygu da yok zaten. Acımasızsın. Sırf bana değil, herkese. Kendine de. Ama yapma Ceylin, durman gerek. Şimdi hiçbir şeye karışma. Nil'le ben görüşeceğim. Eminim mutlaka bir açıklaması vardır. Hayır. Ben avukatken bana nasıl davranıyorsan ona da öyle davranacaksın. Kayırmayacaksın. Ceylin, benim kimseyi kayırdığım yok. Seni uyarmaya çalışıyorum ama kulaklarını tıkıyorsun resmen. Bu işin bir usulü var, bir adabı var. Benim yanımdan adam alamazsın. Öyle kaçak köçek biri gibi. Hayır, kabul etmiyorum. Ben getiririm. Kabul etmek zorundasın. İki meslektaş arasındaki etiğe uyacaksın. Hem bana haber vermeden ne iş o bu? Belki benim bir amacım var. Belki bilhassa yanımda. Eğer gerekiyorsa söylersin. Ben paketler getiririm. Elifciğim. Senin burada ne işin var? Kavga etmeyin. Yok, biz biraz sakinleş, tamam mı? Sarılalım mı? Gel. Hayır, bırak beni. Anneme gideceğim ben. Çelik'e. Aşkım benim, ne olur niye ağlıyorsun sen? Ha? Beni odama götür. Götürürüm tabii. Götürürüm babasının aşkı. Gel. Gel. Gerçekten fark etmedik. Tartışmamızı görünce, görmek değil de duydu tabii. O yüzden korktu. Başsavcıyı arayacağım. Durumu anlatıp fikir ayrılığımızdan bahsedeceğim.
Buyurun İlgaz Savcım. Başsavcım, rahatsız etmiyorum umarım. Müsait misiniz? Yok yani kısa bir süre, evet bir dakika falan. Kuafördeyim de saçımı boyatıyorum. Hızlıca aktarıyorum. Ceylin savcıyla bir fikir ayrılığına düştük. Bilginize danışmak istiyorum. Telefon hoparlörde, kendisi de yanımda. Dinliyorum. Ceylin savcı birlikte yürüttüğümüz soruşturmada bir delil elde etmiş. Henüz görmedim, ne olduğundan emin değilim. Fakat bir şüphelisi olduğunu iddia ediyor. Delil görüntü başsavcım. Yanımda zaten. Savcı bey dilerse izleyebilir. Ben saklamadım, kendisi talep etmedi. Doğruluğundan hiçbir şüphem yok. Gerektiğinde izlerim sayın başsavcım. Mevzu şu ki şüphelisi olduğunu iddia ettiği şahıs bir avukat. Hmm. Avukat da olsa şüpheli olabilir diye düşündüm sayın başsavcım. Yalnız şu an kendisinin yeğeninin ve benim erkek kardeşimin nişan törenindeyiz. Ve avukat da burada davetlimiz olarak. Ceylin Hanım'dan nişan bitinceye kadar müsaade istedim. Kabul etmedi. Geldiği kolluk kuvvetiyle birlikte yakalama işlemini yapıp ulu orta almak istiyor şahsı. Hanımefendi, savcı beyin yakını olsa da şüpheli. Ortada özel bir durum olabilir ama ortada bir cinayet vakası da var. Yani sizin de bize önerdiğiniz gibi duygularımızı karıştırmamaya çalıştım sayın başsavcım. Bu yoldan ilerledim sizin için de uygunsa. Evet ama usule de uygun davranmak gerek değil mi Ceylin savcım? Yani soruşturmayı beraber yürütüyorsunuz. Anladığım kadarıyla Ilgaz savcının bu durumdan haberi bile yok. Ben daha hızlı olur diye düşündüm o yüzden. Evet ama şüpheli savcının yanında. Yani kaçma tehlikesi yok. Ha böyle bir durumda başka bir savcının gözaltı yaptırdığı nerede görülmüş? Öneriniz nedir Ilgaz savcım? Eğer Ceylin savcı müsaade ederse yüzüklerimizi takalım. Sonra ben şahsı alayım, ellerimle getireyim emniyete. Eğer sizin için de uygunsa tabii başsavcım. Uygundur, uygundur. Teyze olarak görevimizi bitirelim mi? Herkes bizi bekliyor. Anlaştık mı prenses? Hı? Gel bakayım. Gel yüzümüzü yıkayalım. Özür dilerim, gelebilir miyim? Elifciğim, biz senin orada olduğunu bilmiyorduk. Yoksa seni hiç üzmek istemezdik. Hani bazen babanla ben de tartışıyoruz ya. Böyle anneannenle, Parla'yla. Ama mesela bu birbirimizi sevmediğimiz anlamına gelmiyor. Yani sanki o an aynı şeyi düşünmüyormuşuz gibi. Bence onların tartışmalarının da sebebi sen değildin. Değil mi teyzesi? Evet, hiç yoktu hem de. Beni affedebilecek misin? Hadi sarıl teyzeni. Oh kuzum benim. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Çoktan daha fazla. Yapacak bir şey yok. Sonunda savcı yani. Vardır bir belli. Birine sevdim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Bak. Kusura bakmayın. Oğlum, senin maldız var ya, fırtına gibi. Ya. Devam edebilirsiniz. Madem durduk, yüzükleri takıp devam edelim, neşemizi bulalım. Hadi.
Evet. Ya. Hadi bakalım. Gençleri daha fazla bekletmeyelim. Tabii. Yüzükler nerede Defne? Defne hadi. Aylin, Osman. Çocuklar. Hadi. Gelin bakalım gençler. Gaz ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor? Tören bitsin. Birlikte bir emniyete kadar geçeceğiz. Ben tutacağım. Al bakalım. Ben oğluma, torunlarıma geç kavuştum. Ama geç de olsa elimden ne geliyorsa verdim. Onlar da sağ olsunlar bu yaşlı kalbi kırmadılar. Ailemi bana geri verdiler. Şimdi son görevimi yerine getirip bu iki genci bir araya getiriyorum. Şu anda birbirinizi nasıl seviyorsanız bütün ömür boyu aynen öyle sevin, tamam mı? Hayırlı uğurlu Savcım, sarılmak yok mu? Ya abi ben galiba ciddi ciddi evleniyorum ya. Öyle oluyor biraz. Mutluluklar canım kardeşim. Teşekkür ederim. Öyle değil. Avukatların ifadesini almamız gerekiyormuş da. O zaman ben de kalkayım. Ablamı sorsun herhalde zaten. Tamam gel bırakayım seni. Yok ben giderim. Ya bırakırım ne olacak sanki ya? Hayatım gerçekten giderim ben. Hayır dedim ısrar ediyorum ben bırakırım hadi. Baba ben de geleyim mi ya Annette? Kızım bugün arkadaşlarım ne mutlu günü ya. Ya baba Allah aşkına zaten şu gördüğün kalabalık böyle adliyedir ne bileyim işte emniyettir personelinin böyle ani yok oluşlarına çok alışık geleyim işte. Kızım daha kutlamadım bile ya Tuğçe. Ya baba düğün de kutlarım. Formalite icabı sıkıcı işler zaten geleyim hadi. Mesai bitti burada kalıyorsun tamam kızım. Nerede oturuyordu abla? Liba. Affeder misin beni? Abi o nasıl söz ya? Genelci kısmı bitirdik zaten. Parlacığım tebrikler. Teşekkür ederiz. Oğlum bir şey olursa haber ver. Gelmek için ölüyorum ama yani ayıp olur şimdi burada. Merak etme gerek yok. Tamam. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Çıkalım mı? Ben de gidiyorum. Yeni kuklan değil mi?
Aman Yekta'nın elleri kirlenmesin. Yine neler çeviriyorsun acaba? Vallahi pes. İfadesi alınacak. Avukatı olarak yanında olacağım. Görevim. Ve harbiden insanın adı çıktı mı 9'a, inmiyor bir türlü 8'e. Öğrenebilir miyim? Neymiş Ceylin'in beni gözaltına alma gerekçesi? Sana bu bilgiyi vermem doğru olmaz. Nasıl yani? Anlamadım. Şu an bu arabada şüpheli ve savcı olarak oturduğumuza göre söyleyemem. Müsaadeniz var mı savcım, müvekkilimle görüşeyim? Geçelim Nilcim. Baro'ya haber verdik mi? Evet. Bir de şu delili görebilir miyim artık? İzledim. Sayın savcılarım, kusura bakmayın ne olur ya. Dilek'in ablasına gitmesi gerekiyordu. Dedim ben bırakayım seni. Meğer Riva'da oturuyormuş. Dedim Dilek, Riva İstanbul'da değil ki. Ben de taksiye bindirdim. Evet. Bu muymuş delilimiz? Aynen. Görünen o ki öldürülen oda servis görevlisi Ahmet'i en son gören, onunla beraber konferans salonuna giren Nil'miş. Nasıl buldunuz savcım bu delili? Tuğçe buldu. Buranın konferans salonuna açıldığına emin misin? Nişana gelmeden önce beraber gittik, Tuğçe'yle baktık. Bana hiç öyle bakma. Kızı masasına sonsuza kadar zincirleyemezsin Eren. Al izle. Tamam, ben de bir bakayım savcım, müsaadenizle. Ceylin yeğeninin nişanını dağıtıp gözaltı yapacak kadar eminse kesin bir şey yakaladı. Ne olduğuna dair bir fikrin var mı? Nerede açık verdin? Bir fikrim vardır, olmalı yani. Bir zahmet paylaşsan. Seni Ceylin'in gazabından korumak için soruyorum. Sırf bana gıcık olduğu içindir belki. Sakın Ceylin'i hafife alma. Zekidir, inatçıdır, burnu iyi, koku alır. Etrafında dolanan avukatlara benzemez, savcılara da. Oh, şiştim ama artık. Sıkıldım, Ceylin şöyle, Ceylin böyle. Yeter ya. Madem bu kadar kusursuz, kendine niye faydası olmamış hanımefendinin? Kendi söküğünü dikemeyen bir terzi Ceylin. Yalan mı? Bel altı vuruyorsun, yapma. O konu başka. Hassas. Aile meselesi. Neyse ne. O hukuk okuduysa, tonla tecrübesi varsa, arma toplamadım ben de bu arada.
Evet, ne yapıyoruz Sayın Savcım? Beni ikna et, ifadeyi sana bırakayım. Nil olsa olsa 55 kilodur. Tabii sen daha iyi bilirsin. Oda servisi görevlisi boğulmuş. Darp edilmiş. Boğuşma izleri de mevcut. Nil'de gözle görülür bir darp izi yok. Ki temas karşılıklı iz bırakır. Koskoca adamı canlı canlı boğdu, bir keysin içine koydu. Ki bir avukat olarak bu yolları çok görmüşlerdir, bilirler. Cesedi yok etmedi ya da yok ettirmedi, tamam. Diyelim işler ters gitti. Bir şekilde ceset kayboldu. Konser alanına gitti, sahneye çıktı. Şarkıcının avukatı Yekta. Nil'i aradı. Biz o sırada yemekteydik. Birini yeni öldürdü ve ceset kayıp. O sırada yanındaki Cumhuriyet Savcısını alıp kendi isteğinle ceset bulunan bir olay yerine gitmezsin. Doğru değil mi? Belki bunu görmeni istedi. Yani rahat olduğunu göstermek istedi, masum oynuyor. Yani Nil bu kadar soğukkanlı bir katil ve ben bunu sezemedim, okuyamadım. Öyle mi? O yeteneğini kaybettin diye hatırlıyorum. Diğer sorularıma da cevap ver. İfadesini aldıktan sonra seve seve. Savcım. Nil Hanım, bu konserde ölü bulunan şahıs. Bakın bakalım tanıyor musunuz? Yani tanımıyorum ama görmüş olabilirim. Rıza Bey'in otelde olduğu gece, yani olayın olduğu gece gittiğimizde görmüş olabilir miyiz? Yani o olabilir. Olabilir tabii. Lale İncer'in otelden düştüğü gece çalışıyormuş. Sayın savcım, sorabilir miyim acaba? Yani müvekkilimi şüpheli durumuna düşüren deliliniz ne? Ertesi gün ne yaptınız? Sabahtan başlayarak lütfen. Sabah 9'da ofise gittim. Dava vardı. Adliyeye geçtim. Dava lehimize sonuçlandı. Sonra da otele gittim. Niye? Annemi görmek için. Bir eğitim varmış. Ona katıldı. Nakit ödeme yapmak istemiş. Ben de para vermeye gittim. Bu oteldeki eğitim, katılanların listesini soruşturmuştuk. Dönüş oldu mu? Olumsuz savcım, henüz bir dönüş olmadı. Ama tabii iletişim numaralarını aldık. Tek tek ulaşacağız. Demek anneniz o gün otelde eğitimdeydi. Ne şans. Peki eğitimin içeriğini öğrenebilir miyim? Muhakkak bahsetmiştir. Yani bilmem. Annem emekli olduğundan beri dünya kadar eğitime gitti. İşte öğrenci koşulundan tutun da ne bileyim böyle ruhsal bir takım eğitimler falan aldı. Yani onlardan biri herhalde. Hiç merak edip sormadım bile. Otele girdiniz. Devam edin lütfen. Girdim. Parayı verip çıktım. Ben zaten çok kalmadım. Müvekkillerimle kutlama yemeğine yetişmem gerekiyordu. Yetiştim ben. Kimseyle konuşmadınız. Yani sanmıyorum. Bir de şu fotoğraflara bakalım o zaman. Farkındaysanız maktulü son gören sizsiniz. Ona mı sormuşum? Neyi? İşte eğitim nerede diye bir otel çalışanına sormuştum. O muymuş? Hı hı. Oymuş. Beraber nereye gittiniz?
eğitimlerin olduğu yere, konferans salonunun olduğu yer. Kapıyı gösterdim. Şurası bakın. Buradan geçtikten sonra zaten kapıyı görüyorsunuz. İçeri girdim, çıktığımda yoktu zaten. Hiç dikkat etmedim bile. Yani hemen otelden çıktım, bir daha da bir temasımız olmadı. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Sen de Eren. Otelden düşmek suretiyle bir vaka yaşanıyor. Kız ölüyor. Şüpheli, tek tanık sizin nezarethanedeki müvekkiliniz. Ertesi gün bir konser alanında otelin çalışanının cesedi bulunuyor. Ve o kişi o gün görevinin başında. Maktulü son gören de sizsiniz. Yani ne diyebilirim ki? Hayat. Tesadüf. Tesadüf. Fazla tesadüf. Başkomiser, Nil Hanım'ın ifadesini doğrulatalım. Annesine bir ulaşalım. Bir de bu eğitimi yapan kurum bulalım. Ayrıca gerçekten nakit mi ödenmiş bir bakalım. Emir anlaşıldı. O savcım. Zaman işimiz bitti savcım. Ha? Sizi de burada misafir ederim. Ama bu çok saçma ya. Yapma Ceylin. Yani savcım, sayın savcım. Yani bu kadarcık deli de gözaltına alamazsınız müvekkilimi. Umarım bu salladıklarının altı doludur. Burada beklemesine gerek yok. Biliyorsun sen de. Aldın ifadesine gitsin. Elimdeki tek şüpheli o. Ayrıca asla inanmadım. Sonuna kadar araştıracağım. Ceylin yarın cumartesi. Harika. Demek ki bütün hafta sonu çalışıyoruz. Ben ne yapayım şimdi? Odaya mı alayım? Nezarette mi beklesin? Annesiyle bizzat görüşüp ifadesini ben alacağım. Bir de bu eğitim zımbırtısının başvurusu, kaydı neyse artık. Nasıl ödendiyse onun makbuzunu istiyorum. Bu katılanların tam listesi, ayrıca nezarethane tabii ki. Anlaşıldı savcım. Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi neden başkasına yapıyorsun? Bu kadar zamanda avukatlığı unutmadın herhalde. Sana şöyle bir şey yapılsa kıyameti koparırdın, asla izin vermezdin. Ayrıca avukat olmasına bile gerek yok, doğru karar değil. Sen ne düşünüyorsun? Yani tanınmış birisi, hani kaçma ihtimali yok, deliller, ne bileyim Ulgaz savcım... Hayır, nezarethanede kalacak. Keyfi karar veriyorsun yine benim onayımı almadan. Arasana başsavcıyı. Eren, kaydı durdurun. Müsaadenle bir de ben özel görüşeyim. Ben de geçip şu işleri toparlayayım o zaman savcım. Bize müsaade eder misiniz? Tabii savcım, müsaade sizin. Sinirim bozuldu.
acımıyor, özür dileyim ha. Acımaz. Güçlü benim kızım. Ne koyacağız adını? Karar verebilirsen bir adı olacak. Mercan olsun mu? Ben istedim diye mi? Yok, ben de istiyorum. Aa, Ceylin. Anne gel bak burada. Oğlum. Ay maşallah. Abla gel bak. Ay çok güzel. Gözümüz aydın Savcı Tanrım. Minicikmiş onun, bu annelere bak çok güzel. Oğlum Allah analı babalı büyütsün. Maşallah. Maşallah. Daha bir saat oldu, sen doğum yapalı. Öyle ayaklar da kesilmez, ağrın tutar. Duş yastığı da düzeltelim. Mercan'ı ne zaman getirecekler? Getirirler. Biz geldik. Ay. Eli de havada. Evet, bir müsaade edelim. Ay maşallah sana, maşallah, maşallah. Pembe yanaklara bak. Acıktı bu annesi. Beyler sizi dışarı alalım. Hayır, Ilgaz kalsın. Baba. Hadi biz çıkalım. Aman aman, dikkatli ol kızım. Aman dikkatli ol. Dikkat. Aman. Aman kızım. O şimdi ensesini tutamaz, sen kolunun altından ona destek olacaksın. Ah benim meleğim, ah benim kızım, maşallah. Allah korusun seni, ah kızım benim. Emzirirken hava yutmazsa gazı da az olur, rahat rahat uyur. Biraz elimle tutsun değil mi, memeyi daha iyi alır. Evet, evet. O şimdi memedeyken böyle uyuyakalır emerken. Sen böyle böyle yapacaksın, böyle böyle uyanır. Gene emmeye devam eder. Yanlış bir şey yapıyorum galiba. Hayır, hayır. Topuğunu sıksa da olur. Topuk kanını aldınız mı? Aldık teyzeciğim. Aman Allah muhafaza. O çok önemli bir şey çünkü. Hazır mısınız? Bu ne? Bilmiyorum ki, hazır mıyım? O kadar bilmediğim şey söylediniz ki. Emzirebilecek miyim bilmiyorum. Ben buradayım, hep burada olacağım. Birlikte çok iyi bakacağız bu çocuğa. Hiç korkma, tamam mı? Tamam. Ben çıkayım mı? Hayır. Baskın. Evimize hoş geldin bebeğim. Aa, zor soru yuttum zaten. Hayatım evimize geldi, söylemeyeyim mi? Çınar gelecek, kapıyı niye kapattın? Gel buraya. Ben mi kapattım? Kendi kapandı. Pascal, bak kim geldi, sen Pascal. Sen şık. Abi her şey burada. Başka bir şey yoksa iniyorum ben. Tamam, çok sağ ol. Evdekilere selam söyle. Yalnız kaldık. Ilgaz, bakamam ben. Bakamayız yani. Annemi çağırayım, bir kırkı çıkana kadar kalsın. Aileni de çağırabilirim, o da gelebilir. Sakin ol ya, bir sakin ol. Tamam, ben de korkuyorum ama başaracağız. Yok, yok Ilgaz, sen olsan da olmaz. Vallahi ben bakamam, yapamayız ya. Niye anlamıyorsun? Allah. Al işte, anladı o da beceremeyeceğimi. Bence acıktı. Biz çok iyi bir ekip olacağız. O da çok uslu bir kız. Evet. Soğuk bu. Değil mi? Soğuk değil mi? Ya gayet iyi bir, sen de bak. Koy Hüseyin. Tamam. Önce yiyip benim elime dök. Elime dök. Tamam aşkım. Tamam. Sakin. Tamam. Mercan. 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 Hanimiş Mercan? Aa, yıkanıyor mu? Bana bak. Tamam. Kızım, bana bak. Mercan, Mercan. Aşkım. Aferin benim kızıma. Aferin güzel kızıma. Aferin tamam. Sana kızım. Tamam. Aferin. Aferin. Hadi dur, dur. Tamam, dur. O da soğudu. Bak, bak o da sakinleşti, bak. Kız. Değil mi Mercan'cığım? Anne biraz panik yapmış olabilir. Sen suyu sevecek misin acaba?
Oh, 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 oh. Ay, ay bu kimin ayakları? Oh. Batağından kurtulabilmek için önce ailesini sonra da kendisini vuran İsmail Bağcı'nın cesedi olay yerinden çıkarılıyor. Al işte onu duyuyor. Yandı yine ya. Çok özür dilerim. Özür dileme Allah aşkına, özür dileme ya. Of, sabahtan beri bir şey yemedim ya. Ya 5 gündür yıkanmadım, leş gibi kokuyorum. Ya niye ağlıyor bilmiyorum şu an. Günlerdir en fazla 3 saat uyuyorum. Bence beni sevmedi bu çocuk ya. Ben iyi bir anne olamadım. Sevmedi beni bu çocuk. Ceylin saçmalama, yok öyle bir şey. Niye ağlıyor o zaman şimdi? Niye ağladığını da bilmiyorum. Şşt, dur. Hayır, açma, gazım var. Altını mı pisledi bilmiyorum. Yarın doktora götüreceğim. Doktor az mama verdin. Kilo almamış diyecek diye ödüm kopuyor. Her şeyden korkuyorum. Elimden kayacak diye korkuyorum. Sinirim bozuldu artık ya. Sen mükemmel bir annesin. Değilim işte. Sadece biraz yorgun ve uykusuzsun. O kadar, gayet normal. Şşt. Bak şimdi şöyle yapacağız, sen onu bana ver. Güzelce bir uyu. Hayır. Zaten 1 saat meme verecek. Ceylin, buzlukta var süt. Ben onu ısıtırım, çözdürürüm. Veririm mi ben onu? Ver onu bana. Bak, yalvarıyorum sana. Lütfen git uyu. Tamam mı? Sen iyi olursan o da iyi olur. Bak söz. Söz de bak. Söz mü dedi o ya? Gel bakalım sen buraya Mercan Hanım. Babamı birazcık uyutacak seni. Babamı uyutacak birazcık seni. Git rahatça uyu hadi. Hadi yalvarıyorum, uyu biraz. Hadi dinlen. Bak, bak ne kadarsa. Anne gidiyor mu uyumaya? Hoppala. Babası mı uyutacakmış bugün onu? Babayla mı uyuyacakmış bugün? Merak etme, gayet iyi. Değil mi? Değil mi Mercan'cığım? Anne içeri mi gitti? Ne oldu? Sakin sakin duruyor. Evet, babayla uyuma şansına sahip olan bir adet Mercan'la karşı karşıyayız sayın seyirciler. Evet, Mercan sakinliğiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Merak etme, uyudu. Savcım, bu ifadeler... Ne, bana neler olduğunu anlatmak ister misin? Anlamadım. Bana. Ilgaz'a. Şu an karşında bir savcı olarak oturmuyorum. Ben ne olduysa anlattım zaten Ilgaz. Ayrıca birinin ölümüyle bir alakam olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Yani her şeyi anlattığın kadar. Ne eksik, ne fazla. Her şeyi anlattığım gibi. Peki.
Nilay Hanım'ı götürdünüz mü nezarethaneye? Bir soru sordum Eren. Yani şimdi şöyle oldu. Murat Savcım Nilay Hanım'ı serbest bıraktı. Ne diyorsun sen ya? Nasıl böyle bir şey karar verebilir bana sormadan? Ayrıca sen neden daha önce gelip bana söylemiyorsun? Teyze, ben çiçek yaptım. Aferin sana. Çok güzel olmuş kuşum. Kızmadın mı duvarı boyadım diye? Annem evde izin vermiyor, yaptırmıyor hiç. Bu evde bütün duvarlar senin teyzeciğim. İstersen rengarenk yap, her yeri boya. Sonra seni odasına götüreceğim. Kia, kızın ismini duyunca sevin tabii. Nankörlük tavan. Biz besleyelim, büyütelim. Ulgaz'ın ismini duyunca sevin. Gerçi ondan önce başka bir yere uğrayacağız. Biraz babana geç gideceğiz yani. Geldim. Hani Paskal nerede? Paskal. Getirmedi Ceylin daha. Niye? Niye? Bilmiyorum, bekliyorum ben de. Su içer misin? Abi pardon da. Evini götürüyor. O nasıl laf öyle Defne? Düzgün konuş. Geleceğim, tamam mı? Tamam. Tamam. Çok tatlı, çok akıllı bir kızınız var. Kendini ifade becerisi çok iyi. Kelime haznesi zengin, iletişim becerisi de güçlü. İlgiyle, sevgiyle dolu bir ortamda büyüyor anladığım kadarıyla. Ya ortam değil de ortamlar desek daha doğru olur aslında. Evi yurdu belli olmadığı için. Ve şöyle söyleyeyim, çift karakterli olmadığını doğacıyız biz. Saçmalama Osman. O kadar da değil. Çocuk
kaplumbağa gibi ya. Yani bir o ev, bir bu ev geziyor sürekli. Resmen iki tane hayatı oldu çocuğun. Abartma. Ya Aylin, yalan mı? Teyzesinde odası var. Zaten bizde odası var. Okula gidiyorum, hop Ceylin orada. Ya en sonunda babası olarak yasaklayacağım. Bizden başkası alamaz bu çocuğu diyeceğim yani. O olacak. Ama yok, yapamıyorum çünkü Aylin kardeşin arka çıktığı için bir şey diyemiyorum da yeter. Vallahi benim artık burama kadar geldi ya. Bunu kendi aranızda konuşuyor musunuz hiç? Tartışıyor musunuz? Ya sürekli, her gün konuşuyoruz. Diyorum bak, Elif bizim kızımız. Onun yeri bizim yanımız ya, yani bizim evimiz. Ama yok, sen konuş, sen dinle ya. Takan yok ki. Siz ne düşünüyorsunuz Aylin Hanım? Osman Bey çok şikayetçi bu durumda. Yani... Evet, Elif bizim kızımız. Ama işte biliyorsunuz kardeşimin durumunu, anlattık size. Çok hassas. Yani eşim de haklı, evet, ama ben de arada kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum yani. Elif çok seviyor teyzesini. Bayılıyorlar birbirlerine, iyi vakit geçiriyorlar. Ya ben görüşmesinler mi diyorum? Ama her şeyin bir normali var, öyle değil mi? Ya ne bileyim, Elif mutlu diye işte ben de. Of, bilmiyorum yani. Tamam, sıkıntılı bir durum, anlıyorum. Ama maalesef bazı gerçekler var. Çocuklar için özellikle bu dönemde stabil bir düzen sağlamaya çalışmak çok önemlidir. Diyorum, işte ben de diyorum ama. Çocuklar rutini severler. Mutlu gibi görünseler de her değişim içlerindeki güven duygusunu zedeleyebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca değişkeni az bir sistem sağlamaya çalışmalıyız. Böylece terk edilme gibi endişelerden, korkulardan uzak tutabiliriz onları. Ne güzel söylüyorsunuz ya. Öyle değil mi Aylin? Anlatıyor yani, hanımefendi anlatıyor. Elif'in yanında aslında anne sevgisine yakın bir yetişkin olması çok değerli. Sevgi dolu her ilişki çocuk için bir genişleme, koruyucu bir kalkan, güçlü bir bağ demek. Ama Elif yaşında çocukların sınırları belli, tutarlı, değişkeni az bir düzene ihtiyacı var. Böylece daha az kafa karışıklığı yaşar, daha güvende hissederler kendilerini. Konuma ulaştınız. Camını açalım biraz. Dur bakalım. Hı. Sen burada benim okul olur mu? Ceylin. Ay. Ebe savcım, korkuttunuz beni valla. Ne işiniz var sizin burada? Ben sizinle konuşmaya geldim müsaitseniz. Saçınız boya tutmamış galiba. Yani mümkünse bir kahve içelim diyecektim ben ama... burada da konuşabiliriz tabii ki, sorun yok. Dün gece Ilgaz Savcı bana sormadan ve soruşturması bitmeden Nil Barkın'ı serbest bıraktı. Yani Nil Hanım'ın anlattıklarından emin olmak için ben kalsın, beklesin istedim. Tamamen anlattıkları tutarsız diyemem ama garip bir şekilde tesadüfi... Bu hep böyle mi olacak Ceylin Savcım? Nasıl, anlamadım? Yani böyle kim haklı, kim haksız uğraşamam ki canım. Ya kocaman insanlarsınız. Ben de hakem değilim. Bakın. Ya Ilgaz Savcı ile anlaşmanın, uzlaşmanın bir yolunu bulun ya da dosyayı başkasına vereyim, sizden alayım, olsun bitsin. İyi hafta sonları.
Alo Sayın Başsavcım. Efe Savcı, derhal Ceylin Savcı ile Ilgaz Savcı'nın soruşturması hakkında her şeyi öğreniyorsunuz. Ellerinde ne var, hangi aşamadalar, her şeyi. Tamamdır efendim, siz nasıl isterseniz. Ben dersimi çalışıp Ilgaz Savcı'ma fikrimi iletirim. Hayır, hayır, kesinlikle bilmesinler. Siz dosyaya vakıf olun ki zaman kazanalım. Her an dosyayı size devredebilirim. Zira Ceylin Savcı'yla Ilgaz Savcı'nın birbirlerine girip her şeyi mahvetmesi an meselesi. Anladım Sayın Başsavcım. Tamam. Seni hangi ara serbest bıraktılar? Dün sen erken çıktığın için bilmiyorsun tabii. Ilgaz bıraktı. Hem de Ceylin'e haber bile vermeden. Kendi inisiyatifiyle. Varsayalım Ilgaz'ın sana ilgisi var. Yani varsayalım. Hadi buna küçük bir ihtimal verelim ki ben hiç sanmıyorum. Ya hadi hevesini kırmayayım, diyelim ki var. Bu ilgi alakası sana koruma kalkanı olmaz, sakın kendini kandırma. Dün olan neydi peki? Sen aşık olduğun adamı bile tanımıyorsun, ha yazık. O Ilgaz var ya, o Ilgaz. Senin gördüğün gibi biri değil. Karısıydı Ceylin. Dolu dizgin aşk yaşıyorlardı. Böyle el ele koridorda yürüdüklerinde tüm adliye ağzı açık onlara bakardı. Onların aşklarına aşık olanları tanıyorum. Olabilir. Ama geçmişleri beni zerre ilgilendirmiyor. Adı üstünde. Geçmiş, bitmiş. Necim, sana kimse anlatmadı mı? Geçmiş geleceğin aynasıdır diye. Yazık. Hiç yakıştıramadım sana. O Ilgaz hala aynı Ilgaz. Deliler gibi aşıktı Ceylin'e. Ama karısının yaptığı her hatayı alenen ortaya serdi, gram acımadan, hiç gözünün yaşına bakmadan. Şimdi seni kayıracağını sanman büyük aymazlık, hatta kaba tabirle büyük kibir. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Ya sen hiç hatanı kabul etmez misin? Neden bahsediyorsun? Rıza'dan tabii. Adam görgü tanığını hallet demiş. Sen de güvercin gibi hemen böyle takla ata ata sırf adamın gözüne girmek için aklına ilk geleni yapmışsın. Neden aklıma ilk gelen olsun? Başka türlü olamaz ki Nilce'ye. Yani böyle plan yapıp görüşmeye bizzat kendin hem de kızın öldüğü otelde hem de herkesin içinde yapmış olamazsın. Eğer senin düşünüp taşınarak plan yapmış halin buysa vah vah bizim halimize. İşimiz bu değil mi Yekta? Müvekkillerimizin her türlü sırrını saklamak. Ama suçuna ortak olmak değil. Bir aptallık daha yapıp bu özel hizmetinin karşılığını hemen tahsil etmezsin umarım. Ha? Biraz durulsun, sonra ödesin. Öyle bir ücret yok. Rıza benim getirdiğim müvekkil. Benim ona bir vefa borcum vardı. O yüzden para falan almayacağız. Ha bir de bunu bedava yaptın ha. İnanılmazsın. İnanılmazsın. Gel. Kuduruksun bugün ya. Cık. Ay Allah'ım. Yürü. Gel dolandık. Dolandık. Dur Paskal. Dur Paskal. Dur. Dur. Ay Allah'ım ne kuduruksun. Dur. Aa. Cık. Yürü bakalım.
Pascal. Hoş geldin evine. Hoş geldin bakalım. Aferin sana koca oğlan. 8 dedik 11 oldu. Kusura bakma. Dünün intikamını aldığını düşünmeye başlamıştım. İşim vardı. Biliyorum, başsavcı söyledi. Bu ne hız ya? Kayırıyor mu seni? Kimsenin kimseyi kayırdığı yok. Sana söylediğini bana da bildirdi, o kadar. Daha uyumlu bir şekilde çalışmamızı istiyor başsavcı. Peki o zaman sayın savcım. Ben emniyete geçiyorum. Dün serbest bıraktığınız Nil Hanım'ın annesi ifade vermeye gelecek. Bu bilgiyi de verdiğime göre müsaadenizle. Ben de geliyorum. Eve kapatmak için aldıysan bende de kalabilirdi. Pascal gel oğlum. Pascal. Gel bakalım. Hanimiş Pascal? Aferin sana. Defne ablan seni çok özlemiş. Fırla bakalım, koş. Aferin. Yalnız yarın sabah veterinere götüreceğim erkenden. Kontrolü var. Pazar sabahı. Evet. Bu akşam getirirsen sevinirim. Veterinerden hemen sonra alırım ama. Tamam, bana uyar. Kim nereye gidiyor? Ben gidiyorum. Yani sağlığın yerine geldi. Önünde uzun bir ömür var. Evde her şey yolunda. Yaşlandık artık güzel kızım. İnsan yaşlanınca gönül bir arkadaş istiyor tabii. Orada hepsi emsalim, yaştaşım. Sabahtan okey'e başlarız. Akşam piştiyle bitiririz. Hem doktor var, ilaç var. İyi bir bakım var yani. Bu arada da Metin'e epey yük olduk. Bu kadar misafirlik yeter diye düşünüyorum ben. Kararlısın yani. Evet, öyle. Ne diyeyim? Vardır senin bir bildiğin. Defneciğim, bolca yedim mamasını. Haberin olsun, tamam mı? Yürüyeceğiz biraz. At tasmasını sıkı sıkı tut. Ha. Tamam, görüşürüz dede. Hey bak buraya. Haftada bir gün mutlaka dedeciğini ziyarete geleceksin, tamam mı? Tamam. Tamam. Kocaman kız oldu, hala dedesine eğiliyor. Hoş geldin kızım. Ah be baba, hala inadım inat, dediğim dedik ha. O iş kapandı aslanım, tamam mı? Oğlum, nereye ya? Şunu alsana. Hemen geliyorum, bir dakika. Kızlar. Fotoğrafları göndersene bize de. Gönderiyorum hemen. Ben tabak gibi çıkmışım ya. Neyse, filtremetre çözeceğim şimdi. Parla ya. Çok güzel çıkmışsın. Sen daha güzelsin canım benim. Alınma gücenme olmasın ama enişte biraz suratsız mı ne? Ya da bize mi öyle? Suratsız falan ama iyi insan enişten belli. Hemen anlar almaz aradı baksanıza. Öyledir, yedirmem sevgilimi. Affedersiniz kızlar. Efendim aşkım. Parlam neredesin sen? Hani dedik 11'de gidiyoruz beraber. İyiyim ya sevgilim. Sana da günaydın. Sen nasılsın? Güzelim, hani konuştuk ya kaç kere. Adam Temel'le evden gidecek. Hep beraber uğurlayacağız dedik. Ya şimdi seni sordu. Nerede benim gelin torunum dedi. Aşkım ya ben çok affedersin. Ben bizim kızlara da söz vermişim de. Şimdi daha yeni geldi kahvaltıya. Çekip gitsem çok ayıp olmaz mı? Tek ortak boş günümüz. Gelmeyeyim dedim ama çok ısrar ettiler. Gelin kahvaltısıymış bu. Biz seninle özel ziyaretine gitsek dedim. Olmaz mı öyle? Ya kim bu senin arkadaşların kıramadığın, haber vermediğine? Haber versem, sana da gel desem ne fark edecek Cine? Sanki insanların yüzüne baktığın var. Ne demek istiyorsun sen? Tamam aşkım, neyse tamam. Boş ver sen şimdi onu, tamam? Bunlar stajdan arkadaşlarım. Nişanda varlardı ama sen tanımıyorsun, tamam? Oldu mu? Oldu parlam. Tamam, afiyet olsun sana. Hadi görüşürüz. Bay bay.
şeye ihtiyacın olursa haber ver mutlaka. Tamam. Gel bakalım savcı gelinim, gel. İyi bak kendine. Tamam. Ben gelirim zaten. Sağ ol, tamam. Oğlum. Sana sormadan arabayı aldık ama bir işin gücün var mıydı? Dert değil. Ceylin ben sen de gelsem olur mu? Olur. Tamam o zaman, hadi. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok yok, hadi gidelim. Şınar! Görüşürüz abi. Selam. Kaçtım ben. Gel bakalım prenses. Atla. Aferin sana. Aferin. Geçir kolu. Bunu da geçir. Aldı. Ne oldu mu? Al bakalım bebeğini de. Hadi bakalım. Osman. Ya ben şimdi Ceylin'e nasıl diyeceğim? Elif sana gelmeyecek, sen de kalmayacak diye. Ya çok üzülecek kız. Hiç mi insafın yok? Valla ben bilmiyorum Ayla. Ya bir yolunu bul. Konuş kardeşinle yani. Böyle böyle de ya. Artık Elif'in kafası karman çorman oldu da yani. Evini, odasını, yatağını, babasını, annesini bilecek artık bu kız. Böyle de. Psikolog da aynı şeyi söyledi. Duydun. En kötü ona atarsın topu. Çok üzülecek ama. Kahrolacak kız. Yapacak bir şey yok Aylin. O da Ceylin'in gerçeği. Beni kızım ilgilendiriyor. Tabii minik kuşun babasının aşkı, gideceğiz. Yaşasın. İyi günler memur beyciğim, müsaadenizle müvekkilimle görüşeceğim. Rıza Bey, Yekta Tilmen ben. Tanıdığınızı varsayıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Rıza Beyciğim, oturun lütfen. Daha ne kadar tutacaklar beni burada Yekta Bey? Vallahi gönül ister ki hemen çıkaralım ama maalesef yeni gelişmeler oldu. Yani çok zor durumlara düştük. Niye? Ne oldu ki? Sizi ve Lale Hanım'ı pencerede gören otel çalışanı çocuk öldürülmüş. Nasıl ya? Maalesef. Kim yapmış? güzel işte. Bu benim için iyi bir şey değil mi? Artık kimseye bir şey anlatamayacak. Öyle değil mi? Bu olaya nereden baktığınıza göre değişir. Bir, ölmeden önce birini anlatmış olabilir. İki, ölümünde sizin çıkarınız var. O yüzden faili olarak suç size kalabilir. Yani özetle durum pek parlak değil. Ben yapmadım. Nasıl yapayım? Ben buradaydım. Hem öldüreceğim adama niye altın teklif edeyim ki, değil mi? Orası öyle, gayet de makul bir açıklama ama... Hani bunu söyleyemiyoruz ya. Yani otel çalışanı çocuğu öldürmediğinizi ispat etsek bile bu sefer de kızı sizin ittiğiniz ortaya çıkacak. Neyse neyse, sizi dert etmeyin, biz halledeceğiz zaten. Panik olmayın, ben sadece olaylardan sizi bilgilendirmek için uğradım. Bu arada Nil Hanım'ın yaptığı ekstra hizmetlerin ödemesini hemen yapmayalım. Anlaşılmasın. İyice şüphe uyandırır ha? O konu için Nil Hanım zaten bana şahsi bir hesap numarası verdi. Biz aramızda hallettik. Öyle mi? Ne güzel. Çok güzel. Peki. Peki, iyi günler. Rapor çıktı, gördün mü? Maktul kendi mi atladı yoksa itildi mi, net bir cevap yok. Gördüm.
şüpheli sol ayakla atladığını söylemişti. Okudum. İnsan solak olsa bile önce sol ayağını atmaz. Bence de. Hazırız. Nasıl olmuşuz? Vay, şahane olmuşsunuz anne kız. Kararlıyım diyorsun yani. Tabii ki. İşimi Mercan'dan ayrılmadan da yapabilirim. Aşkım o büyük çantayı al bakalım. Haydi bakalım. Bekle Pascal. Bekle. Bekle oğlum. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ver onu bana gel, istersen. Gel. Hayır, bunu da yapabilirim. Peki. Haydi. Bakalım. Günaydın Cennet Hanım. Hoş geldiniz. Günaydın. Maşallah Mercan'a. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Gel bakalım kızım. Günaydın Ceylin Hanım. Günaydın. Hoş geldin Mercan. Ceylin nerede kaldı hanım? Neredesin Ceylin? Adamlar kaç saattir seni bekliyor? Geldim. 15 dakika geç kaldım. Hadi tarafı. Hadi insanları aldık toplantı odasına. Hadi oyalan. Ya Ilgaz da gelseydi ya. Laflardık arada. Aile gelmişsiniz bakıyorum. Al bakalım. Sen ilgileneceksin kızımla. Hey. Ceylin ne yapacağım ben bununla, saçmalama. Gözün gibi bakacaksın çocuğuma. Eğer bir şey olursa gözlerini oyarım senin. Çantasında zaten biberonu var. Maması da içinde. Bir şey olursa emzik de orada, tamam? Nesi? Ay merak etme, yemez seni kızım ya. Şurası alt tarafı toplantı odası. Ağlarsa falan ben zaten hemen gelirim. Sen kızıma şarkılar, ninniler söyle. Bayılır. Ayrıca kızım öyle tutma. Al. Tut, sarıl. Oh, sana da iyi gelir. Aşkım Mercan'a iyi bak, tamam mı? Hadi ben gittim. Gel bakalım Zelile. Gel. Allah'ım. Hadi kızım. Ilgaz bak kim yürüyor. Kim yürüyor? Gel. Gel kızım. Ceylin bu gerçekten yürüyor. Evet. Aşkım. Canım evet. Baba. Evet. Baba bu. Kimmiş ya bu sevimli canavar? Hadi bakalım kalk. Kim bu sevimli? Koş. Koş bana. Kaç. Kalk bakalım uykucu baba. Kalk da bizi gezdiriyor. Ne gezmesi ya? Ne diyor bu anne? Ne gezmesiymiş o? O çoraplarla olmaz böyle. Nerede bizim? Oh. Bu ne ya? Böylemiş gibi bunlar. Şimdi kalkıyorsun. Bizi denize götürüyorsun. Geç olmadan dönmemiz gerekiyor çünkü Elif gelecek. Aa, büyük parti var yani akşama. Evet. O zaman ben Erenlere giderim akşam. Olur. Ama önce bizi denize götür, ondan sonra özgürsün. Tamam. Pastalı yüzecek mi? Yüzecek tabii ki. Tuvaletler? Onlarsız olur mu öpücük? Öpücük. Bana yok mu ya öpücük? Babaya öpücük yok mu? Hadi. Geç al. Yavaş. Bunlar yedek bikini, tişörtler. Şu kovaları da koyayım. Aşkım. Bunları da aldık. Aşkım hadi hazırız biz. Geldim. Mercan'ın suluğu odasında kaldı galiba, yatağın yanında. Baba bunu izlerdi. Bunu burada bırakalım, kuru kuru dursun. Akşam sarılıp uyursun.
Hani buna sarılmayınca uykumuz gelmiyordu. Sen bekle bizi. Tavuk da sıksın. Tamam. Tamam mı tavşancık? Tamam diyor. Tamam diyor. Burada bırakabiliriz. Gel Gülüm. Geç sen böyle otur. Ben sana çay, simit, kahve bir şeyler söyleyeyim. Bir şey istemiyorum da Eren. Yani eminsin değil mi? Bitecek hemen işte. Ya bitecek tabii ya. Yarım saatlik işe ifadeyi alacağız. Ondan sonra doğru sinema, tamam? Hayatım geçen gün de öyle söyledin. Sonra ertesi gece geldin ya eve. Ya kurban oldum. Bu öyle bir şey değil. Vallahi öyle bir şey değil ya. Ya bana bak. Ben o sinema biletine dünya para verdim. Yakar mıyım o bileti ya? Ha? Hadi otur geliyorum ben. Ben sana çay kahve bir şeyler söyleyeyim. Aha da başladık bile. Günaydın Eren Başkomiser. Günaydın sayın savcılarım, günaydın. Savcım tanıklar geldi ifade için. Alayım mı hemen odaya? Allah'ım bir an önce şu bitsin şu ifade de işimize gücümüze bakalım. Yani sen de git güzelce yüz, dinlen, kafa dağıt. Ondan söyledim yani kraliçe. Ulgaz Bey'imiz yeni mi tanışıyor kayınvalidesiyle? Tamam. Tamam. Buyurun geçebiliriz. Dedem sen hala ateş ediyorsun ya. Ha? Var ya buradaki kadınların hepsinin aklı sırf senin yüzünden o kadar çok karışacak ki. Ya hepsi yaşlı ya. Ya dedem ya senin hem ruhun hem yüzün yakışıklı. Hayır bütün gençliği milyon kere cebinden çıkarırsın sen. Tamam. Hadi. Hadi siz gidin hadi. Ben ilkokul çocuğu değil mi ya? Ağlamam arkanızdan hadi. Tamam hadi. Buyurun Merdan Bey, bu taraftan. Bir dakika. Merdan Bey. Birbirinize iyi bakın ha. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ama birbirimize gayet iyi bakacağız, hiç merak etmeyin. Tamam. Zaten geleceğim ben sık sık. Tamam. Bunların hepsi sana emanet, tamam mı? Tamam. Gel Hayta, gel. Nedir lan bu surat böyle? Ölmedik daha oğlum, daha yaşıyoruz, daha yapacak işlerimiz var. O nasıl söz dedem ya? Bak, sık sık geleceğim, tamam mı? Bir şey olursa da hemen beni arıyorsun, geliyorum. Tamam. Anlaştık mı? Tamam. Hadi. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, tamam mı? Buyurun. Oğlum koca adam kendi istedi ya. Yapacak bir şey yok. Bir mesai daha yazdı kader bize. Gelip gideceğiz, yapacak bir şey yok artık. Bu durum bir değişik. Sıfır ispat yani. Nereden çıktı? Ne alaka? Yani kanka böyle örümcek hisleri diyelim ya da bitmek tükenmek bilmez bir dram sevdası da olabilir. Ya normal bende alerji yaptı, anormal huy olmuş. Boş ver gel hadi. Bana hangi süvite ayarladın bakalım cici kız? Tam da istediğiniz gibi kral süvite ayarladım. Güzel. Macit Bey'in odasının karşısı. Ha, çok güzel, çok güzel. İşte burası. Buyurun. Ya Merdan Bey ne kadar tatlısınız. Senin tatlılığının yanında benimkisi zehir acısı gibi olur cici kız. Alayım. İyi istirahatlar Merdan Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Pizzacı da mı? Tamam. Ya aynen o sağdaki var ya. Heh, sağdaki pizzacıdayız. Hadi gel bekliyoruz. Heh, gördüm ortak. Eyvallah.
O da her şeye damlamasa yani. Başka şey yemek yemedik şurada. Ali, candan bahsediyoruz ya. Yabancı mı? Ortağım benim. Ay tamam, işin ortak da yani. Hayatımıza da mı? Aylin, saçmalama ya. Sen daha dün demedin mi? İyi ki ortak olmuşsunuz. İyi ki seni ikna etmiş bilmem ne falan diye. Bugün de bakıyorsun adama yani. Bak, senin derdin başka, sinirini çıkardığın yer başka. Ay neymiş benim derdim Osman? Afiyet olsun güzelim. Pedagogun acısını benden çıkarma. Hı. Aile arabayı getiriyor. Değiştireceğiz, iş yapıyoruz yani. Nasıl yani? Daha geçen ay değiştirdiniz. Hani kalacaktı bu? 2023 bu kızım. Daha iyisi. Ay ben daha bunun plakasını ezberleyemedim. Gömlek değiştir gibi araba değiştiriyorsunuz. Ya ticaret bunlar. Sen... Ya aşkım, sen o güzel aklına niye bunlarla yürüyorsun? He? Sen bin keyfini çıkar, başka bir şeyle ilgilenme. Afiyet olsun. En sevdiğim aile. Gel ortak, gel beraber olsun ya. Elif Fıstık, ne haber? Yavruyu getirdim. Cümleten hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Zahmet oldu ya. Estağfurullah ortak ya. Lafı mı olur? Akşam bir yemek organizasyonu olabilir. Yeni bir yatırımcı düştü peşimize. Tık. Oo, güzel. Düştüyse kaldırırız be canım. Tık tık. Haydi, ben kaçtım. Bir dakika, bir dakika. Ay dur, arabadan eşyaları almadık. Ne böyle yangından mal kaçırır gibi? No, ben hallederim. Elif. Aylin. Vallahi bir mail geldi bana. Benim de dikkatimi çekti. Kaydoldum. Buyurun, bu eğitimin broşürü. Bunlar da kurumun onayı ve mail kaydı. Bankada bir sorun oldu. Ben de elden ödeme yapsak olur mu dedim. Onlar da olur dediler. Bu da elden ödeme yaptığına dair mahsus. Eğitime gittiğiniz güne gelelim. Ne yaptınız anlatın lütfen. Hazırlandım. Sonra da evden çıktım. Otele gittim, eğitime katıldım. Neyle? Aşağıdaki caddeye kadar yürüdüm. Sonra oradan bir taksiye bindim. Sonra otele gittim. Eğitime katıldım. Telefonu da takside kapatmış. Neden? Bakın ben 35 yıl öğretmenlik yaptım. Yani dersi derste öğrenmeyi severim. Yani dikkatimi veririm. Şimdi eğitimin arasında telefon çalacak. Benim dikkatim dağılacak. Ayrıca öğretmenlere de bir saygısızlık olacak bu. Yani ben böyle bir şeyi asla kabul edemem. İşte o yüzden telefonumu daha yoldayken kapadım. Aslında ben eve giderken de daha 3 durak öncesinde çantamdan anahtarları çıkartırım, elime alırım. Yani alışkanlıklarım böyle. Telefonunuz kapalıysa kızınızı nasıl aradınız peki? Eğitimden bir gece önce Nil'i arayayım da para isteyeyim dedim. Hani eve getirsin, ben de eğitime giderken yanımda para olsun istedim. Nil'i aradım ama bir türlü açmadı. Bayağı uzunca bir süre bekledik. Ama sonra kızım meğer erkek arkadaşıyla buluşacakmış. O yüzden hazırlık yapıyormuş. Ben de gençlerin keyfi kaçmasın diye kızım dedim parayı artık yarın otele getirirsin dedim. O da tamam anneciğim olur dedi, kapattık. Sözleşmiş olduk yani. Bu seminere katıldığınıza dair bir şahit var mı? Ya birisiyle tanıştık ama ben genelde dikkatim dağılmasın diye öyle bir arkadaşlık falan kurmam, sohbet falan da etmem. Çünkü öğrenmek isteyen eğitime arkadaş arayan belediye çay bahçesine gitsin. Öyle değil mi? Bu da tanıştığı kişinin ismi. Var mı başka sorunuz? Teşekkür ederiz. Bu kadar da çıkabilirsiniz. Eren. Sayın savcım, bizim de işimiz bittiyse çıkabilir miyiz? İyi mesailer. Eğitim nasıldı?
Eğitimin içeriğini merak ettim de. Bazı şeyler anlatılmaz. Keşke siz de iştirak etseniz. Eminim çok iyi gelirdi. Kabullenmenizi sağlar. Altı. Vallahi tebrikler. Genetik aktarım harikasısın. Sizi de ayrıca tebrik ederim hanımefendi. Bravo. Bravo. Hadi anneciğim. Umarım peşimizden altını deşip gerçekten nerede olduğumu öğrenmez. O kız dişli kızım. Mesleğine aşık. Nerede görsem tanırım ben bu tipleri. Bana hiçbir şey olmaz anne. Sen merak etme. Hem o mesleğine değil başka birine aşık bence. Ama artık geçmiş olsun. Ha Yeşim, derhal IT müdürüyle konuşun. Nil'in baktığı dosyalara erişim engeli koyulsun. Ha, çok fazla vakti yoktur ama fark edip ararsa ya da ofise gelecek olursa bir arıza olduğu için ulaşamadığı söylensin. Ve bu mevzudan da kimsenin haberi olmasın. Kimsenin. Ne işin var senin burada? Bıraktınız mı? Bıraktık vallahi ya. Keyfi yerindeydi dedemin, iyiydi yani. Zorla geldi, zorla gitti. İnat abidesi. Ne işin var? Ya biz Merdan dedeyi bıraktık ya. Sonra fark ettim ben telefonumun şarj aletini burada unutmuşum. Yani hafta sonu iki gün deliririm. Allah Allah, bak sen şu işe. Sayın savcım, bir bakabilir misiniz? Başkomiser sende. Aldın şarjını. Hadi git artık, tamam mı? Kızım git, gez, dolaş. Bak çok ararsın sonra bu günleri, demedi deme. Tamam, hadi. İzninizle sayın savcım, tezimi ortaya atacağım. Ben çok acıktım. Bir çay, bir tost yerken dinlemeyi tercih ederim. Bana uyar. Hadi gidelim. Ne gidelim? Ya nereye gidiyor? Ya ben size tost, abi tost nedir Allah'ını seversen, ben sana serpme kahvaltı söyleyeyim, bir telefona bakar ya. Gitmeyelim bir yere kurban olayım. Hadi hadi hadi, bir hava alırız ya, hadi. Evet, dışarı çıkalım, hava alalım ya. Ne havası ya? Ya yürü. Dünüm, bir 5 dakika daha, tamam 5 dakika sadece, vallahi bak. Tamam, hemen gelin. Tamam. Sen daha gitmedin mi? Tuvalete gittim başkomiser babam ya. Anlamıyorum ki, ben yükümüzü de mi yanımızda götürelim yani? İyi tamam tamam, hadi gittim ben. Hadi bakalım. Kocamış Merdan. Ya Allah ya, bismillah. (Gülüyor)
Macit, hangisi? Şuradaki. Sağ ol. Rica ederim. Ben Merdan Kaya. Sizin isminiz neydi? Macit Turan. Memnun oldum. Biz tanışıyor muyuz? Merdan Kaya. Dedim ya. Macit Tura. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Yazık sana ya. Neden? Babam burada. İşlerin başına gömünce sen de kuru simit çaya kalmışsın da ondan. Ne yapsın, adam çalışıyor işte. Ama bitecekmiş işi, o yüzden bekliyorum. Yalnız sendeki de büyük cesaret ha. Neden? Neden olabilir? Ya benim babam tam bir işkolik. Varsa yoksa iş. Hadi seni geçtim, sen neyse. Ben kızıyım ya. Bazen kendi kızını haftada bir iki zor görüyor. Bir keresinde hatırlıyorum. Doğum günümdü. Haftalarca plan yaptık. İşte baba kız şuraya gidelim, buraya gidelim, şöyle yemek yiyelim, böyle yemek yiyelim. Ne olmuş olabilir sence? Ne oldu? O kadar uğraşıp ayarladığı yere gittim. Hop, grande final. Mal gibi tek başıma kutladım. Görevdeymiş meğer. Ya lütfedip de telefonlarımı bile açmadı ya. Ertesi gün saat sabahın körü pert halde gelmiş, öyle söyledi. Çok hevesliydi. Kimseyle plan falan da yapmamıştım. Reşit olduğum o büyük gün en büyük kazığı babamdan yedim anlayacağım. Neyse. Yani senin için diyorum. Sonra üzülme diye. Eren başkomiser çok güzel satar çünkü. Neyse. Hayat bekler. Suç ve suçlu beklemez ama. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Furkan, şu yengeni de bir çayla oğlum ya. Kurumuş kalmış. Ben niye veriyormuşum ya? Acaba çaycı bile şu o zaman senden daha meşgul olduğu için olabilir mi ha Furkan? Birazcık düşünerek bulabilirdim bence. O neyin dosyası? Bu mu? Ha. Bilmem. Bak bakayım neymiş. Babası başkomiser diye. Bence Ahmet Tanık. Yani kızın o gece camdan düşmesine ya da itilmesine, ki bu da olası, tanık oldu. Hepimiz o konuda hemfikiriz bence. Başkomiser sen bir şey yemiyorsun. Helal, siz doyurun karnınızı, ben tokum kardeşim. Nil o gün otele Ahmet'i görmeye gitti. İtiraz etmedin ne? Hiçbir şey demedim. Hı. Ama orada ne oldu bilmiyorum. Yani biri yardım mı etti yoksa anlaşmaya mı gitti, ki bu da çok olası. Yani sonuçta müvekkilini korumak adına gidip tanığı susturması gerekiyor. Ne diyorsunuz? Bu annesinin otelde olmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Daha doğrulatmadık ki. Yani kadın bir torba delil belge yığdı önümüze. Yani doğru mu değil mi bilmiyoruz ki.
Tesadüfün iğne deliği gibi bir durum. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Eren? Yani haklısın da tabii. Bence bu iki olayın birbiriyle alakası yok. Ahmet'i borçlu olduğu ya da husumetli olduğu biri öldürdü. Bu iki olay münferit. İki olay birbirine bağlı diyordun, şimdi ayrı mı diyorsun? Fikrim değişemez mi? Ya canlarım, sayın savcılarım, duyduysanız artık kalksak mı? Ben emniyette böyle bir ekip belirlerim. Onlar gerekli her şeyi toparlarlar. Sonra biz size bilgi geçeriz, olmaz mı? Ha? Tamam, kalkıyorum ben. Nedir senin bu kuduruk halini anlamadım ama. Yok yok, bir şey yok. Vallahi yok bir şey. Bir gelişme olursa haber verirsiniz. Ben Elif'i almaya gidiyorum. Elif'e onu sevdiğimi söyle. Söylerim. Hadi Eren emniyete. Sen ne biliyorsun ya? Cumartesi bugün git evine dinlen güzel. Bu servis elemanının ailesinin ifadesini inceleyeceğim. Bekle. Nereye bekle? Bir hesabı da ödemeyelim mi başkomiser? Ha, doğru. Ablacığım ne oldu bizim hesap? Afiyet olsun. 200 lira. Şöyle buyur. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Eline sağlık. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Oğlum. Nereye gidiyorsun ya? Alev almış gibi. Az yatacağım evde baba. Şuraya bak. Bu şimdi evlenip barklanacak da adam olacak, öyle mi? Eşek herif. İnsan bir eyvallah der be. Metin Bey, hiç önemli değil. Genç o. Hem biz yabancı mıyız artık? Olur böyle şeyler aile arasında? Şöyle oturalım mı? Onun şimdi aklı babada da kaldı tabii. Bin yıllık Merdan Kaya. Bu adam böyle işte. Yani ben bağışıklık kazandım onun bu hallerine. Yaptıklarına akıl sığarmıyor ki. Neyse iyi olur inşallah. Mutlu olsun yeter. Başka ne diyelim ki? Bakarsınız pişman olur. Dönüp geri gelir. Yani bu saatten sonra alışkın olduğu düzeni bozması zor gelecek sanki. Hiç zannetmiyorum Gül Hanım. Yani bilakis adam düzen sevmez. Hoşlanmaz. Son zamanlarda nişan için sabrediyordu. Onu da yaptı, bir an önce gitti işte. Ay nişan demişken, ben size bir türlü teşekkür edemedim kalabalıktan. Parlaya almış olduğunuz kolye. Çok güzel. Çok da pahalı. Yani ben zaten hep diyorum bizimkilere. 50 kere dedim, ne gerek var, sonra da olur filan dedim ama işte hemen her şey olsun istiyorlar, her şey yapılıversin. Çınaroğlu'nu da kıyamamış, almış hemen kolyeyi. Bu dar zamanda inşallah size sıkıntı yaratmamıştır. Kolye? Yok canım, niye sıkıntı olsun? Yeter ki parlak kızımız beğensin, yakıştırsın. Niye atamadı? Yenildi. Türkiye yenildi. Son saniye yenildi. Geç potayı. Potayı geçti, potayı. Evet, geliyor. Kapalı. Sıvacılar, at bakayım, at. Atamadın. Bir daha gel bakalım. Gel bir daha. Geç. Uçağımız kalkıyor. Tek yo pozisyon. Uçağımız kalkıyor. Efendim Celil. Aylin, geliyorum 10 dakikaya. Elif hazır değil mi? Ha, Ceylin. Ya ben unutmuşum sana söylemeyi. Besti'nin doğum günüymüş bugün. Var ya bizim Elif'in kankası. Osman oraya götürdü Elif'i. Tamam, önemli değil. Gelir beklerim. Ha yok, gelme. Yani orada kalacak bugün. Çocuklar isteyince annesi de aradı. Rica etti falan. Bize tamam dedik Osman'la. Hadi ya. Yarın gelirsin, olmaz mı? Tamam. Yarın görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Balyaya bırak, bunlar oku bitmez ki ya.
Hocam bu öldürülen servis elemanı Ahmet. Doğrudur savcım Ahmet. Öldüğü gün en yakın arkadaşı Hüseyin'i aramış 2 defa. Evet. E nerede bu Hüseyin'in ifadesi? Vallahi ulaşamamışlar kendisine savcım. Neden? Bilmem. Ben hemen bir sorup geleyim isterseniz. Ulan mazeretim de kalmadı ki ya. 2 saattir son yarım saat diyorum kıza ya. Gülüm. Ha. Ne yaptın? Bir şey yapmıyorum Eren. İşte oyalanıyorum telefon falan. Ya kurban olayım kusura bakma ne olur. Seni buraya böyle diktim ama çok çok özür dilerim ya. Eren tamam aklım bende kalmasın ne olur. Sen ben önce git şu işini hallet gidelim. Tamam tamam. Bak vallahi bu sefer son yarım saat ya. Ne diyeceğim sana? Hı. O filme gidilecek. Yarın omzunda seyredilecek. Tamam. Ya sana kurban olurum ben ya. Kurban olurum sana. Neyse hadi görüşürüz geldim ben. Yükleniyorsun kendine. Bir süre sonra yakacak karbonhidrat kalmaz, kastan yersin. Çok zorlama bence. Sorduk mu? Defne! Efendik! İnsanın zekası böyle geriliyor biliyorsun değil mi? Ne güzel yüzün var. Niye o ekranın karşısına geçip böyle ağzını yüzünü eğip büküp bir şeyler yapıyorsun ya? Ne oluyor onlar ekrana yapınca? Baba ne söyleyeceksen dümdük söyle işte. Tamam şunları götür yerine koysan hadi. Yıkadım astım katladım var götür yerine sen koy hadi. Kızım bak kocaman kız oldum bu evde ikimiz beraber yaşayacağız artık. Ya biraz yardımcı ol babana ya. Yaşlandım, yoruldum artık. Tamam, iyi baba. Yavaş kızım. Servera. Çınar, bir baksana bana. Ne oldu baba? Şu Parla'nın nişanda taktığı kolye. Sen mi aldın onu? Nereden çıktı? Ya nereden çıktıysa çıktı. Bir soru sordum cevap ver. Sen mi aldın onu? Ben aldım baba başka kim alacaktı? Bir şey mi oldu ya? Oğlum sen nereden buldun parayı? Ha? Senin maaşın belli. Benim sana yaptığım yardım belli. Sen değil miydin 2 gün önce şurada parasızlıktan kıvranan? Beraber topladık çıkarttık başaramadık. Oğlum. Bana bak sen ne iş çeviriyorsun? Ya Allah aşkına baba ya. Ne iş çevireceğim ya? Gözünü seveyim ne iş çevireceğim baba ya? Avans aldım tamam. Osman abiden gittim önümüzdeki ayın da avansını aldım. Tamam. Tamam ya. Şöyle güzel güzel söyleyin ya. Yani bu evde de milletin ağzından laf almak sıkıntı yani. Tamam sen güzel güzel sordun ben de güzel güzel söylemiş oldum. Neyse ben çıkıyorum Parlar'la buluşacağım. Haberleşiriz sonra. Tamam, selam söyle kızıma. Aleyküm selam. Yuh. Savcım, bu
Hüseyin denen arkadaşa cinayet gününden beridir hiç ulaşılamamış. Ne evinde ne barkında hiçbir yerde yokmuş. Telefonları falan da kapalıymış tamamen. Çok güzel. Biz de gözden kaçırdık öyle mi? Vallahi öyle görünüyor savcım. Hüseyin için yakalama kararı çıkartalım. İlgili birime ilet. Bir de elimizi birazcık çabuk tutalım Eren. Anlaşıldı savcım. Allah'ım sana şükürler olsun. Ufuk göründü galiba. Abi kız da haklı ya. Ben bile bana tahammül edemem ki. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. İyi seyirler. Sağ olun. Eren, tam ortadan almışsın aşkım. Ortadan alacağım tabii gülüm. Allah Allah. Ayda yılda bir zaten filme gidiyoruz. Bırak da en fiyakalı yerden izleyelim ya. Helal olsun valla. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu film 3 saat mi sürüyormuş, 4 saat mi sürüyormuş, neymiş? Gözünü seveyim, bir yerinde uyuyakalırsam gözünü seveyim, bırak ben uykumu alayım, olur mu? Acı şu gariban. Üstünü bile örterim aşkım. Üşümesin gariban. Allah. Ha hanım, söyle ciğerim. Eren komiserim, oteldeki vaka, Lale'nin otopsisi bitti. Tamam, beni niye arıyorsun hanım? Yaz raporunu yolla abicim ya. Komiserim, çok önemli bir şey buldum. Yani sizin de savcı beyin de gelmesi gerekiyor, anlatmam gerekiyor. Çok mu önemli Anıl? Hayır Eren ya. Evet evet komiserim, çok acil. Tamam Anıl, tamam. Kapat telefonu, kapat. Ben ararım Ilgaz'ı, Ceylin'i. Gülüm. Ne? Etme gülüm ya. Ha, ne etme Eren, tamam anladık, gelemeyeceksin belli. Ama hiç kusura bakma, tek başıma da olsa izleyeceğim bu filmi. Tamam mı? Dilek, Dilek. Ya tamam, tamam bak ne diyeceğim. İzle izlemesine de anla şu garibanın halinden de ya. Sana kolay gelsin Eren'cim. Aşk senin neyine oğlum? Senin neyine aşkı? Ah Anıl, ah! Aşkım. Ya aşkım ya. Bebeğim illa süründüreceksin. Anlattım, açıkladım her şeyi. Bak yekten teklifi çok ani oldu. Ben nişanlıyken erken kafam allak bullak. Unuttum işte söylemeyi. Bitince söyleyecektim zaten. Merdan dedenin de gönlünü çok güzel alacağım, söz. Ya tamam tamam sevgilim de yani iki konuda farklı şimdi. Ya bir insan bir danışır, bir ne bileyim bir akıl sorar. İş bu sonuçta. Ha bir de hemen kabul etmişsin. İş işte aşkım, iş. İkimizinki de başka. Sen bizim işi, bu hukuk büroların olaylarını, yeni başlayan avukatların perişan hallerini nereden bileceksin ki? Ayrıca sana danışsaydım ne diyecektin ki? Ay hadi yeter. Sonra edersiniz kavganızı ya. Biz amacımızdan sapmayalım gençler.
Bu şişeyi bu yaşta evlenme cesareti ve inadını gösteren size kaldırmak istiyorum. Tebrikler kardeşim ve bacım. Darısı da sana o zaman bacım. Tövbe de ilk önce. Tövbe et. Yok artık. Ben öyle 30'uma falan gelmeden yüzük müzük takmam. Never ever. Ben 30'u bekleyemezdim vallahi. Seviyoruz işte. Niye bekleyecekmişim? Ay! Ne oldu be? Ne oldu? Hay hay. Ne oldu? Şey... Dur, ne oldu? Of, bu ne? Ne o? Bu ne? Dur, dur, tamam, dur, dur. Dur, tamam, gitti işte ya. Ya sevgilim senden milyon kere küçük bir şey ısırmamış da niye korkuyorsun bu kadar? Ya ne korkması Çınar ya? Ya ısırmış işte. Hayır. Tutturdun sahil sahil diye. Al sana bitli böcekli sahil. Üf. Belim belim her yerim tutuldu zaten. Gidelim normal insan gibi bir mekana oturalım ya. Tuvaletli, masalı. Bu ne ya? Tamam sevgilim, tamam. Gidelim. Öyle ya. Üf. Ya hadi bekliyorum. Aha. That's what I'm talking about. Sağdan sola geçsin yüzük, sen o zaman gör asıl şovu. Dev kanka, benden söylemez. Neyse, sen git bir müstakbel Zevce'nin gönlünü al. Ben de emniyete geçiyorum, tamam? Tamam, dikkat et. Parla! Emniyete gidiyorum ben. Tamam. Hadi gidelim sevgilim. İğrenç. Acıyor. Sayın savcım, siz ilk hamleyi sol ayakla almış dediğinizden beri bu sol ayak işi bayağı bir kafamı karıştırdı benim. İnceleme yaparken de sürekli aklımda bu vardı. Tam bu esnada maktulün sol kalça kemiğinde bir protez olduğunu tespit ettik. Ben de geçmiş hastane kayıtlarını inceledim. 15 yaşında bir trafik kazası geçirmiş. Kalça protezi var. Yani özetle maktulün sol ayağını o camdan atlayacak açıda kaldırması imkansız. Rıza da bunun ortaya çıkacağını öngöremediği için sol ayak diye salladı. İyi hoş da ya yanlış hatırlıyorsa? Yani kız sağ bacağını atmış olabilir. Adam da ben yanlış hatırladım diye kendini savunabilir. O da pek mümkün değil sayın savcım. Çünkü bacakta epey bir kas kaybı var. Yani maktulün sağ ayağını o yüksekliğe kaldırıp vücut dengesini sağlaması neredeyse imkansız. Yani sen sol ya da sağ bacağını kaldırıp beden ağırlığını verip hamle alamaz diyorsun, öyle mi? Aynen öyle savcım. Kızı rıza etmiş. Sulh cezayı pazartesiye bırakabiliriz. İyi olur. Zaten gözaltında. Aynen. Benim anladığım boşa düştük bu durumda. Evet. Gidip işini halledebilirsin yani. Tüm gün kıvrandı. Dilek öğretmene de selam söyle. Kankama ters şey yapmasın. Söylerim. Paskal'ı getirmeyi unutma. Kardeşim. Ben de müsaaden istiyorum artık. Müsaade senin. Dileğe selam söyle. Başüstüne. Hadi hadi. Taştım ben kardeşim. Görüşürüz. Başkomiserim. Hop. Aradım mı? Açmadınız başkomiserim. Normal Umut. Benim telefonum kapalı. Niye? Çünkü ben sinemadayım. İnsanlar sinemalarda telefonlarını kapatırlar Umut. Hüseyin'i bulduk. Maktul'un yakın arkadaşı. Ne çabuk lan? Çünkü zaten elimizdeymiş. Hırsızlık büro amirliğinde gözaltındaymış. Niye? Cinayet günü akşam üzeri kapalı çarşıda bir külçe altın satmaya çalışırken sivilin gözüne takılmış. Dükkan sahibi şüphelenmiş, almış getirmişler. Yakalama kararı birimlere ulaşınca aradılar, dediler aradığınız şahıs bizde. Bak sen şu Allah'ın içine. Gidelim bakalım külçe altında ne yapıyormuş. Hadi hadi. Hadi hadi. Allah, romantizm benim neyime zaten savcım ya. Aşk benim neyime ya. Tuğçe. Ya bilgisayarda işim var mı? Ne oldu? Neye bakacaksın ya? Benimkini açmıyor şimdi. Dur Umut. Anladım ben, sen kendini şarj etmeye geldin buraya. Ya baba birkaç evrak işim vardı, gelmişken halledeyim dedim. Celil'in işleri mi bunlar? Tamam tamam, kızmadım. Ayrıca masa başında istediğin gibi çalışabilirsin, tamam mı? Ayrıca bak, insan masa başında da başarılara imza atabiliyormuş. Öyle mi güzel kızım benim? Memuru rahat bırakalım başkomiser. Hadi biz işimize bakalım. Yok sayın savcım, benim hiçbir şey yaptığım yok. İstediği gibi kendine nöbet yazabilir, görev yazabilir. Bizini dövecek olan o. Ben değilim. Ama
masa başında. Hadi kalk, bittim hadi. Gel. Bu mu Hüseyin? Evet başkomiserim. İyi, alalım, geç bakalım. Komiserim, ben ifadede anlatmıştım ya her şeyi. Niye gidiyoruz ki şimdi? Hadi abiciğim, hadi. İçeride söylerler. Hadi. Hadi. Geç. Sayın savcım. Sen çıkabilirsin. Eren sen kal. Geç bakalım Hüseyin. Geç. Başın sağ olsun. En yakın arkadaşın öldürülmüş. Dostlar sağ olsun. Ya hayat işte. Böyle geldim üst üste gelir. Arkadaşın mezara, sen nezarete ha Hüseyin. Kader. Niye aradı seni Ahmet o gün iki kere? Hangi gün? Vefat ettiği gün. Aramış mı? Ha. Aramış. Havadan sudan yani. Biz ararız öyle birbirimizi. Her gün yani. Bazen günde iki, bazen üç, beş. Birinizin yakalandığı öbürünün öldüğü gün bence öyle. Havadan sudan olmaz o muhabbet. Ha? Biraz daha derindir. Hatırlamıyorum. Yani hatırlasam derdim de. Yani özel olsa hatırlardım da. Nereden buldun bunu? Ben bunu kumardan kazandım, komisere söylemiştim. Eren, DNA örneğini alalım arkadaşın. Anlaşıldı savcım. Anıl, gel abici. Arkadaşın çalıştığı otelde öldürüldü. Boğulmuş. Bir boğuşma yaşanmış öncesinde. Kim öldürdüyse deri kalıntılarını bulduk tırnağında. Belki senin derindir. Bir bakalım bakalım. Benle ne alakası var ki savcım? Yani benden mi şüpheleniyorsunuz? Hüseyin sen tırmalanmışsın, çok geçmiş olsun ya. Al örneği bakalım. Belki aradığımız katil bu arkadaştır. Savcım vallahi benimle bir alakası yok. Ahmet benim kardeşim yani, arkadaşım. Beyefendi bana dönün, ağzınızı açın. Ağzını aç. Aç, 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 aç. Anıl, Anıl dur. Hüseyin kardeş bize bir şeyler söyleyecek galiba ya. Ha Hüseyin? Bak, itiraf edersen savcın belki insafa gelir. Öyle mi savcı? Allah beni kahretsin. Ne yaptım ben? Allah beni kahretsin. Gözüm döndü. Altını görünce dedim hepsi benim olsun. Sakin ol. En baştan tane tane anlat bakalım. Ahmet beni aradı. Oğlum dedi, bizim otelden bir kız itildi camdan. Bu da bağırışları duyunca yan odadaymış. Hemen cama çıkmış. Adam kızı hop camdan aşağı itmiş. Sonra adam kafayı çevirince bunlar adamla yüz yüze kalmışlar. Ahmet hemen kaçmış. Sonra adamın avukatı Ahmet'i aramış. Demiş sen sus. Biz sana ne istersen verelim. Sonra pazarlıklar falan işte. Altına karar vermişler. Ahmet bana dedi. Oğlum gel beraber gidelim, korkuyorum dedi. Ya bana da bir şey yaparlarsa dedi. Sen de gittin. Gittim. Beni oturttu bir yere. Dedi sen burada 5 dakika bekle. Gelmezsem arkamdan bak. Neyse sonra geldi. Altını almış. Bana hadi sen git dedi. Kardeşim dedim yani.
Gören gözün hakkı yok mu? Yürü git dedi. Dedim oğlum bozduralım bari. Az buçuk bir şeyler ver. Kredi borcum var. Destek atarsın. Baktım hiç niyetli değil. Küfrettim. O da beni itti. Sonra ben de onu ittim. Ben senin için canımı iyice sayıp gelmişim buraya. Sen bana önce çekiyorsun. Gel bir de üstüne vuruyorsun sonra. Sıkmışım boğazını. Öldüm. Ben de işte ne yapacağımı bilemedim. Arkada tabuta benzeyen kutular vardı. Kaldırdım onlardan birinin içine koydum. Altında alıp çıktım. Altını kim getirdi gördün mü? Kim? Bir kadın. Adamın avukatıymış. Eren. Avukat hanımın fotoğrafını bulup gösterelim arkadaşa. Anlaşıldı sir. Anıl. Gelsene abiciğim. Telefonunu aç versene. Efendim Nil. Olur. Tamam yeri sen seç. Olur. Orada görüşürüz. Telefonu nereye koydum lan ya? İran. Ay böyle çat diye geldim kusura bakma da. Başıma çok tuhaf bir şey geldi. Şimdi ben girdim ya sinemaya. Neyse izliyorum falan. Hakikaten uzunmuş film. Çıktım araya sonra geri geldim. Mısırı aldım ya senden. Dibine bir geldim. İçinde kutu var. Bak yüzük. Allah aşkına bak. Ay Eren ne yapacağım şaşırdım. Biz mi aldık acaba başkasının mısır şeyini falan. Ondan sonra orada da bırakamadım. Güvenemedim oraya. Buraya getirdim artık. Herhalde yapacağız salon diye. Onu karıştırdı o sırada heyecandan. Evet evet o salak ben oluyorum. Aynen. Sen şey yaparsın bulursun. Yaparım sahibi. Bulurum. Ne dedin sen? İşte diyorum ben o yan koltukta olmuş olsaydım eğer her şey başka türlü olabilirdi. Anlamadım sen bana teklif mi edecektin? Evlenme. Eren. Savcı. Alalım mı şu şahsı? Alalım mı savcı? Pardon bir şey mi böldüm? Yok yok. Yok yok. Yok ben şey gideceğim zaten şimdi. Kusura bakma. Yok yok. Dilek. Ben onu alayım. Akşam sen de müsait olursan sana bir geleyim. Şöyle baştan alalım olur mu konuya ele? Ha? Ne oldu hayırdır gene başladın ya? Ay yok bir şey tamam deme şöyle. Ya gülüm gözünü seveyim bak. Bir şey varsa söyle tutma içinde sal gitsin ya. Erenciğim yani böyle bir yanlış şey olunca. Tamam. Tamam, tamam hadi sen git ılgasın tamam, peşinden tamam, bekletme. Hadi. Geçincim. Sormadım ama bir arkada içeriz diye düşündüm. Değil mi? Olur. Hem şu kitabının film sözleşmesinden de bahsederiz. Sana yapımcının tatlı tatlı seni nasıl kazıkladığını da anlatırım. Ya peyniri hazırlayacaktım yanına kafamı kaldı ya. Ben hazırlarım. Zahmet etme. Zahmet olmaz. Hoş buldum. Oo, şarap keyfi mi yapıyorsunuz? İçer misin sen de? Ben de alırım bir tamam. tane.
Zeynep'ciğim hoş geldin. Baskın mı var? Gerekirse yaparız avukat bey. Aman aman ben almayayım sağ ol. Nasılsın? Aynı. Üzdüm yine her gün devam mı hala? Devam da sen nereden anladın? Saçların Ceylin'cim klor kokuyor. Sana bir şey sormaya geldim. Tabii ne istersen. Senin bu Nil yalan söylüyor değil mi? Hatta hiç tasvip etmiyorsun. Emniyet tıkılını bile kıpırdatmadın. Yoksa başka türlü Yekta Tilmen öyle sessizce yedek kulübesindeymiş gibi oturup beklemezdi. Sana olan sevgim her gün artıyor Ceylin. Bu da beni ürkütüyor. O zaman sana asla kullanmayacağım bir itiraf geliyor. Asla. Delilleri kendin bulacaksın ve beni de karıştırmayacaksın. Güzel. Hızlı bir işbirliği oldu. Hoşuma gitti. Aman be Ceylin. Kendi bataklığımın dışında başkalarının çamurunda boğulamayacak kadar yaşlandım artık. İşte buna içilir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben deli gibi açım. Sen söyle dedin diye ben kendime balık sipariş ettim. Sen de hemen seçersen birlikte gelir. Buyurun balığınız. Oo, bu ne hız ya. Biz onu paket alalım. Neden? Paket olsun. Ne oluyor? Planlar mı değişti? Anlamadım. Aynen. Planlar değişti. Senin suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme suçundan gözaltına alıyorum TCK 281. Emeğin emniyette devam edersin. Ilgaz! Ilgaz ne oluyor? Şaka mı bu ya? Ilgaz! Avukat hanım. Önden buyurun. Çıkarma ayakkabılarını. Bir şey içer misin? Yok sağ ol. Sorma. Parla kızgın mı bana? Yani. Ama işin de tabii. Peki o avukat kadın gerçekten suçlu muymuş? Suçlu tabii ki. Yarın onun için yeni bir gün olacak. Hayır sen arayınca ben Elif geldi zannettim. O yüzden kuşa kuşa geldim. Yoksa şu anda o hanımefendinin defterini duruyor olurdum. Ne? Ilgaz'la birlikte geldiler. Yani Ilgaz hiç mi anlamamış? Hiç şüphelenmemiş demek ki. Demek ki. Yani yakın gibilerdi sanki. Dedim aralarında ne var acaba? Bir erkek de kadın arasında ne varsa. Sen beni lafa tutuyorsun da bir şey var sende dökül bakalım. Şey diyecektim ben. Biz bugün pedagoğa gittik de. Niye? Elif'in bir şey mi var? Yok yok yani rutin baksın diye nasıl durumu, her şeyin yolunda mı falan. Zaten Dilek öğretmen de bir gösterin demişti. Allah Allah. Hiç bana öyle bir şey söylemedi. Neyse işte gittik. Baktı güzel, inceledi. Konuştu falan. Sonra da bizimle konuştu. Kadın diyor ki, yani pedagog. Diyor ki böyle bir orada bir burada zor olur diyor. Yani zorlanır diyor. Tek evi olsa. Bir süre teyzesine gitmese. Diyor. Yani akşamları evinde uyusa yatsa yani
gidecekse de arada gitse. Ama evinde kalsa, yani böyle daha güvende hissedermiş kendini, daha ait hissedermiş. Ceylin. Bak ben biliyorum onu nasıl sevdiğini. Nasıl bağlı olduğunu. Gel bizde gör. Yani okuldan sonra sen al yine. Parka falan gidin, oynayın ama... akşam eve gelsin, ne olur mu? Olur. Ceylin. İnan bu hayatta seni en iyi ben anlarım. Aynı acıdan geçiyoruz. Neler yaşadığımı sen biliyorsun. Deniz öldü. Sakın. Mercan ölmedi. Ceylin. Hala mı Ceylin? Çıkarken kapıyı hala çekersin. Yaşadım. Neymiş Pascal? Aferin sana. Ceylin? Şimdi değildi. Aşkım çok rüzgar var, güneş tepede. Bak kimse denize girmiyor zaten. Hı? Biz de girmeyelim olur mu? Hatta gel şu kollukları çıkartalım, pişecek artık. Oh, bunu da çıkartalım mı? Hayır. Aa, çıkaralım. Hayır. Tamam istemedim, çıkarmayalım. Evet.
Kaya Kalesi inşaatı bitmiştir. Oley! Şapkamızı takalım. Kalemiz yıkılmasın diye gerekirse önünde nöbet tutacağız. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Acıktık mı? Ne yeriz? Ne yeriz? Pizza! Ama pizzamız bizim yok galiba. O zaman biz ne yiyelim biliyor musun? Köfte. Köfte. Hatta bir çılgınlık yapıp patates kızartması mı yesek? Ketçap da banarız. Evet. Ya Ulgas, niye kapatmadın telefonunu? Önemli bir telefon bekliyorum. Bana evde bırbır yapıyorsun ama kaliteli zaman tatilde açmayalım diye. Hayır, gerçekten önemli. Geliyorum. Ya bizi yalnız bırakma. Ben şimdi nasıl duyacağım bu ikisiyle? Geleceğim hemen. Aşkım. Pascal. Pascal, Ulgas. Ay köpek. Ne işi var bunun burada? Kimin bu köpek ya? Alo. Hemen geliyorum, tamam, hiçbir yere ayrılma. Ben çok korkarım köpekten. Pascal. Havlıyor mu bana? Havlıyor mu bana? Havlıyor. Köpek kimin ya? Kutuz mu değil mi? Benim. Alın bunu. Alın. Alın, ben çok korkarım. Alın lütfen. Pascal. Bir şey yapmaz. Pascal. Alın şu köpeği. Sakin olun, bir şey yapmaz. Pascal. Aşılar var mı bunun? Hey. Bana bak. Bir sorun yok. Ya bir şey. Bir şey yapmaz. Böyle şey mi olur ya? Arkadaşlar sakin olun ya. Aşıları var tabii ki. Gel. Sen alın. Gel. Gel. Oğlum. Dur. Yürü. Ya. Yürü dedim. Ya git. Kusura bakmayın. Yürü. Gel buraya. Yürü. Ya. Yürü. Pascal. Dur, ağlama. Dur. Mercan. 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 Mercan! Mercan! Mercan nerede? Mercan! Ceylin! Mercan yok! Nasıl yok? Mercan! Kızımı gördünüz mü? Mercan! Kızım! Mercan! Mercan nerede? Nerede? Yok! Yok! Ulgas! Ulgas! Mercan! Kızım. Efendim anne. Yemek hazır.